Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yüce. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı savurlar dilerim. Soru çözümlerimize öz kesmeden devam ediyoruz ve sizler için 4 tane güzel sorum var. Bir harita, 2 bilgi, 1 yorum. Hadi bakalım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Uyumayanlara selam olsun. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şöyle, 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 şöyle. İlk sorumuz tarih biliminin yöntem aşamaları. Yani bilgi sorusu. Diyor ki... Tarih biliminin yöntemiyle ilgili yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Sıralamayı bilmemiz lazım. Biz buna ne diyorduk? Biz buna 5T kuralı diyorduk. Bu nasıl 5 la? 5T kuralı diyorduk değil mi değerli arkadaşlarım? Yani tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip değil mi? Şimdi sırasıyla nasıl yerine getireceğiz? Diyor ki Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili tarihsel bir araştırma yapmak isteyen bilim insanları ilk olarak konuyla ilgili ne yapacaklar? kaynak arayacaklar değil mi? Yani tarayacaklar. Tamam hepsinde kaynak aramayı vermiş. Bu aşamadan sonra sınıflandırmayı yapacak. Sınıflandırma neydi? Tasnifti değil mi? Bakalım. Ele 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 ele. Hey maşallah cevabı ulaştık. Yapar. Daha sonra kaynaklar ne olur değerli arkadaşlarım? Tahlilden geçirilir. Tamam. Kaynakların içeriği bu yolla anlaşıldıktan sonra aşaması ile kaynakların güvenilirliği Tenkitti değerli arkadaşlarım eleştiri sürecinden geçiriyordu. Son olarak ise terkip yani sentez yapılır ve elde edilen verileri birleştirerek sonuca ulaşırlar. Tarama, sınıflandırma, tahlil bilgilerin yeterli olup olmadığına bakar. Tenkit bilgilerin doğru olup olmadığına bakar. En son aşamamız sentezdir. Cevabımız A şıkkıdır. Sıralamamız bu şekilde. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Yakınlaştıralım. Buna Hazreti Ömer döneminde bölgelerinden hangileri İslam devletinde Buna göre Hazreti Ömer döneminde bölgelerinden hangileri İslam devleti sınırlarına katılmıştır? Hazreti Ömer döneminde İslam fetihleri oldukça artmış. Birçok bölge İslam devletinin sınırlarına katılmıştır. Ha Şimdi bize öyle bir şık vermiş ki. Yani düşmemek elde değil. İnşallah da düşmezsiniz. İran, Mısır, İspanya, Kudüs. Dört tane öncül verilmiş bize. Ve sadece birini Hazreti Ömer almamış değerli arkadaşlar. Şimdi en çok savaşlar İran'la yapıldı. Savaşların ismini vereyim sizlere. İlk savaşımız Köprü Savaşı. Hazreti Ömer bu savaşı kaybetti. İkinci savaşımız Kadisiye Savaşı. Hazreti Ömer bu savaşı kazandı. Üçüncü savaşımız Celula Savaşı. Ve son savaşımız Nihavend Savaşı. İran toprakları İslam topraklarına katıldı. Ve bunun sonucunda Türklerle Müslümanlar komşu oldu. İran doğrudur. Mısır İslam toprakları Kuzey Afrika'ya kadar genişledi. Hadreti Ömer burayı da aldı. İspanya bırakalım. Kudüs kutsal toprağı da Hadreti Ömer alıyordu. İspanya'yı kim aldı? Ne demiştik? Tüm gemileri yakarım ama bundan vazgeçmem demişti. Kimden bahsediyorum? Tarık Bin Ziyad'dan bahsediyorum değerli arkadaşlarım. Tüm gemileri yakarak İspanya'nın fethini gerçekleştiren ünlü komutandır. Tarık bin Ziyad İspanya'yı ele geçirmiştir. Hangi dönem? Hazreti Ömer dönemi değil. Emeviler değerli arkadaşlar. Artık Avrupa'ya kadar İslam genişleyecekti. Cevabımız 1 2 ve 4. Gelme. Gelelim harita sorumuza. Şöyle bilgilerden başladık, haritaya geldik. Son sorumuz zaten ne olacak? Son sorumuz yorum olacak. Haritada numaralanmış ülkelerde yeni çağda yaşanan gelişmelerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bizlere 3 tane yer verilmiş. İspanya, İtalya, Almanya. Şimdi şimdi bize İspanya'yı vermiş. Çoğu arkadaşım eminim ki başka bir yer aramıştır. Mesela hocam sana iyi devrim, İngiltere'de falan başladı da İspanya'da ne var ya? Niye bunlar bize İspanya'yı vermiş? Şimdi İtalya'yı biliyoruz değil mi? Yeniden doğuş. İtalya'da ne başladı? Rönesans. İtalya'da ne doğdu? Hümanizm doğdu değil mi? İnsan ve doğa sevgisi doğdu. Almanya, Martin Luther neyi başlattı? Reformu başlattı. Papa'nın tüm tezlerini çürüttü. Elimizde İspanya kaldı. İspanya'yı vermeseler neyi verecekler? İspanya'yı vermeseler Portekiz'i verecekler değerli arkadaşlarım. İspanyollar ve Portekizler tarihin ilk sömürgecileri olarak bilinirler. Dünya tarihinin. Uygarlık açısından zaten asurlardı. İspanya ve Portekizliler neye sebebiyet verecekti? Coğrafi keşifleri. Zaten diğer Avrupa devletleri de katılacaktı. Bakalım. Bir coğrafi keşifler olacak. Ele 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 ele. Zaten cevaba ulaştık. Hepsini eledik la. İki Rönesans. Üç defa. Şimdi ÖSYM soruyor mu? Soruyor. Mesela ÖSYM aç seferlerini sordu. Ben yeni çağdan soru bekliyorum şahsen. Orta çağ sormuşsa ÖSYM yeni çağda sorabilir. Anlaştık mı? Geldi dördüncü sorumuza. Birinci Murat döneminde uygulamalarına bakılarak hangileri söylenebilir? Biraz yorum yapmamız lazım. Bize iki tane uygulama verilmiş. Diyor ki Hamidoğullarının topraklarının bir bölümünün satın alınması, Germiyanoğullarının topraklarının bir bölümünün de çeyiz yoluyla Osmanlı topraklarına katılması. Birinci Murat oğlu Yıldırım Beyazıt'ı ne yapıyor? Evlendiriyor. Haha. Şimdi değerli arkadaşlarım. Ben sizlere ekstra bilgiler vereceğim. İkinci Beylikler dönemini bilmemiz lazım. İkinci Beylikler dönemi ne zaman başladı? Köse Dağı Savaşı'ndan sonra başladı. Ve bunların nerede kurulduklarını mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım. Mesela Karisiyollar nerede kuruldu? Nerede kuruldu? Balıkesir ve çevresinde değil mi? Karamanoğulları nerede kuruldu? Konya ve Karaman'da. Dulkadiroğulları nerede kuruldu? Maraş Elbistan'da. Ramazanoğulları nerede? Adana ve çevresinde gibi gibi. Şimdi Hamitoğulları nerede kurulmuştu? Isparta ve çevresinde. Germiyanoğulları Borselen. Yani Kütahya ve çevresinde. Biri Osmanlı'ya altın yoluyla katılırken diğeri çeyiz yoluyla katılmış. Birinci Murad'ın hedefi ne olabilir? Amacı ne olabilir? Birinci Murad Hüdavendigar olarak bilinir. Osmanlı tarihinin en ünlü padişahlarından biridir. Birinci Kosova Savaşı'nda savaş sahasını gezerken şehit düşmüştür. Anadolu Türk Birliği'nin kurulmaya çalışıldı. Ne demiştik? Beylik varsa padişah Türk Siyasi Birliği'ni sağlamaya çalışıyordur. Bunu bir al ama savaşçı yollarla değil hadi arkadaşlarım. Barışçıl yollarla. Osmanlı egemenlik alanı genişlemiş mi? Genişlemiş. Kütahya ve Sparta'yı almışsın. Tamamdır. Anadolu'da Osmanlı hakimiyetinin tamamen sağlandığı ile ilgili bir şey ulaşabilir miyiz? Bir kanıya varabilir miyiz? Varamayız. Hatta şöyle bir durum var. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni büyük ölçüde sağlayan kişi Yıldırım Beyazıt'tır. Anlaştık mı? Ancak Ankara Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki bu birlik bozulmuştu. Daha sonraki süreçlerde Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin olarak sağlayan kişi birinci Selim olacaktır değerli arkadaşlarım. Turna Turnadan savaşıyla. O yüzden cevabımız 52. Umarım işinize yaramıştır. Değerli arkadaşlarım. Sahurda sorular gelmeye devam edecek. Öncesinde zaten küçük paylaşımlar yapıyoruz. Sahurda da paylaşımlarımız gelmeye devam edecek. Harita olsun, bilgi olsun, yorum olsun gelmeye devam edecek. Duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Ee, çoğu öğrenci Mustafa Kemal'in rütbelerini istiyor. Hocam nerede görev aldı diye. Ben şahsi fikrimi söyleyeceğim değerli arkadaşlarım. Yani yine de siz bana göre gitmeyin. ÖSYM rütbeyi sormuşsa bu sefer rütbeyi soracağını ben sanmam. ÖSYM dolayılıyor değerli arkadaşlarım. Mesela KPSS'de şöyle bir soru sormuştu. Mustafa Kemal'in kılık değiştirerek gittiği yer neresiydi? Buna benzer soru ben bekliyorum. Ya da Mustafa Kemal'in şamda kurduğu cemiyet. Bunlara benzer sorulara çalışın arkadaşlarım. Rütbeyi sormuşsa niye bir daha rütbeyi sorsun? Ama yine de siz göz atın o rütbeleri. Mustafa Kemal'in sözlerini de bilmemiz lazım. Onu da paylaşmış. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.